merak etme, zamanla alışırsın. İnşallah, bakalım. Ne, Acem geliyor. Acem, gelsene bizde otur. Gel. Seni Cem'le tanıştırayım, o da bizim sınıftan. Cem, bak bu Gonca. Gonca, bu da Cem. Merhaba. Merhaba. Sen de burs duymuşsun. Evet. Cem böyledir, pek konuşmaz. Şey, Ankara'dan mısın? Ankara'nın neresine? Keçiören. Benim yengenler de Ankara'da oturuyor. Aa, neresinde? Mamak'ta. Üf, dünyamıza dön Berna. Ya ben bu yeni gelen kızı gıcık oluyorum. Sen söylemesen de biz anlamıştık zaten. Sanki hiç belli olmuyor. Şşt. Her Şubat tatiline gideriz. Ankara güzel bir şehir ama burası daha güzel. Burada deniz var. Biliyor musunuz, ben hayatımda ilk defa deniz gördüm. Aa, sahi mi? Siz tatile falan gitmediniz mi hiç? Gidemezdik. Pardon ya. Affedersin. Ya affedecek bir şey yok ki. Niye özür diliyorsun? Ya neredesiniz? Her yerde sizi aradım. Aa, biz de öyle kantinde takılıp kaldık. Derse kaç dakika var? 3 dakika var. Ben hemen bir su alayım, geleyim. Hı? Pardon, bir su alabilir miyim? Soğuk olsun. Aa, sesin çatal çatal çıkıyor yavrum. Bak, ben sana en iyisi dolaptan vermedim. Ha? Peki. Fatma Hanım, Gonca'nın annesiymiş. Öyle mi? Siz de hoş geldiniz. Ya. Hoş bulduk yavrum. Tuğçe Hanım, Ayşegül Hanım partiye gelecek değil mi? Evet, gelecek. Toygar sordu, bilmiyorum dedi. Bir saniye. Ayşegül'cüğüm. Efendim? Canım, yarınki partiye geliyorsun değil mi? Sanmıyorum. Ama bak, herkes orada olacağız, hep beraber. Dans edip eğleneceğiz. Bak, gelmezsen hepimiz çok üzülürüz. Tuğçe, sen beni ne zamandan beri bu kadar sever oldun? Ya artık ikimiz arasında bir barış sağlamak istiyorum. Ama biliyorsun ki barışa iki taraf karar verir. İşte bak Ayşegül, lütfen gel. Gelmezsen çok üzülürüz. Hepinizi bekliyoruz. Ne oluyor buna ya? Senin kafanda bir tilki dolaşıyor ama hadi bakalım. Aferin Toygar'cığım. Açılmaya başladın. Ay, süper oldu, süper. Harika bir doğum günü partisi olacak. Evet. Şimdi maskemizi takalım. Ay, çok yakıştı. Benimkine de bak. Of, çok harika ve dişi. Ama neyse, biz bu işleri bırakalım. Asıl işimize geri dönelim. Yani şu şişe olayına. Ya Tuğçe, sen var ya, şeytana pabucunu ters giydirirsin. Nereden geldi aklına şu mıknatıs olayı? Berna'cığım, buna kafa derler, içindekine de beyin. Şimdi göster bakalım. Of, ya niye göstermiyorsun? Ayşegül, ne yapıyorsun sen? Ya Melda'la bir şey öğrenmeye çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Nasıl bir şey? Ya kitapta birinin sizin hakkınızda neler düşündüğünü, arkanızdan neler çevirdiğini öğrenmek istiyorsanız bir kap suya şu gördüğünüz malzemeleri koyun diyor. Ya ben hepsini koydum ama bir türlü göremiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Ya Tuğçe'nin beni niye ısrarla doğum gününe davet ettiğini. Çünkü biliyorum ki kesin beni doğum gününde Selim'in önünde küçük düşürecek ve de kızdıracak bir şeyler yapacak. Ha, iyi de bunu öğrenmek için suya bakmana gerek yok ki. Aşağıdaki sihirli aynadan eğer Tuğçe'nin senin için herhangi bir planı varsa hepsini görebiliriz. Ay, sen ciddi misin? Evet. Hem zaten bu sihri öğrenmenin zamanı gelmişti. Dostunu, düşmanını ayırırsın. Hadi gel. Bence de. Ya bu şişenin burada hazır olması insanlara saçma gelmez mi? Biri sorarsa biz bu oyunu hep oynuyoruz. Evimizin bir köşesinde hep duruyor deriz. Ya mıknatıslı olduğu anlaşılırsa? Berna'cığım, mıknatıs şişenin ağzında olacak. Bu uzun vidada şişenin ortasından masaya böyle sabitlenecek.
kimse altını kaldırıp göremez ki. Peki diğer mıknatısı nereye koyacağız? Onu da tam şuraya koyacağız. Selim'i de yanıma oturtursam şişeyi her çevirdiğimde şişe Selim'de duracak. Böylelikle sıra Selim'e geçecek. Selim de şişeyi her çevirdiğinde şişe bende duracak. Ve böylelikle bütün gece Selim'le öpüşeceğiz. Aşkım ve sinirimden çatlayacağım. Ne izliyorsunuz siz öyle? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bu kız tamamen çıldırmış olmalı. Hadi gidelim hala. Söyler misin aklından ne geçiyor? Ya nasılsa gidince görürsün. Ya biriniz ne olduğunu anlatır mısınız? Unuttun mu Selda? Biz senden konuşmuyoruz. Ya Duman sen bari anlat neler olduğunu. Konuşmuyormuş. Ne güzel olmuş. Vallahi bravo. Harika olmuş dikkat. Ya. Ne güzel ya. Aa, Aykoç'un meyve suyunu getir. Görmüyor musun kızım? Bardağı bitmiş. Kime diyorum? Bardağı boşalmış. Ya Tuğçe'cim öyle arka arkaya içmeyeyim ben. Sağ ol. Ay olmaz öyle koç. Ya bugün burada her şeyi yiyip içeceğiz. Bunların hepsi bizim için. Hadi iyi. Ay ilahi Ülke Hoca. Ya niye yanınızda maskenizi getirmediniz? Şuraya bakın koskoca koç bile maskesini takıp gelmiş. Tuğçe evladım. Maskeni ben anlayamadım yavrum ya. Aman. Hocam renk olsun şekil olsun diye. Ha? Ama biz bu durumu daha önceden düşünerekten maskeleri depolamıştık. Kızım, Tokar nerede bu? Bey. Hemen Hulki Hoca'ya git, bir maske getir. Hay hay küçük hanım. Hayatımın adamı. Yani. Aa Selim. Mutlu yıllar. Hediyeni vermeden önce öpmen lazım. Hep öyle yapılır. Basketbol topu almış. Üstüne de bahçede çalış belki öğrenirsin yazmış. Ben. Ay Berna'cığım da Milano'dan çok ünlü bir markanın ayakkabısını getirmiş. Ah Cem de beni kara kalem çizmiş. Bakın. Güzel olmuş. Bakın. Ama ben bundan çok çok güzelim ama değil mi? Umarım beğenirsin. Ay çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ama 10 sene önce alsan daha hoşuma giderdi. Şaka şaka. Ay canım benim canım. Akşamlar uyurken buna sarılayım diye aldın değil mi? Adını da Selim koyayım böyle sımsıkı sarılayım. Oy seni gidi gidi canım benim. Ayşegül nerede? Yok daha gelmedi. Merhaba. Merhaba. İstanbul'u çok bilmediğimiz için ben getirdim. Hanımefendi buyurun buyurun. Biz yanımıza gelin buyurun. Burada sadece gençler yok. Biz de varız ya. Değil mi koç? Şey daha iyisini almak isterdim ama. Ya şunu odama koyun lütfen. Sağ ol. Gel kızım gel. Hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.